değerli basın mensupları, bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ülkemizde 1989'dan bu yana kutlanıyor ve en önemli çocuk hakkının eğitim olduğuna inandığımız için ben de bugün sizlere bir miktar Türkiye'deki eğitim sorunlarımız ve çözüm önerilerinden bahsedeceğim. Eğitim ciddi bir iş. Televizyon programına çıkıp eğitim konusunda uzmanmış gibi bir bilirkişi edasıyla şunu kaldırın, bunu getirin denilecek bir iş değil. Ama çok şükür ki eğitim sisteminde yapılacak değişikliği televizyon programından öğrenerek bunu kendine emir sayan ve işini son derece ciddi yapan bir Milli Eğitim Bakanı'na sahibiz. Bakanımız işini o kadar ciddi yapıyor ki bu dönemde parti milletvekillerimizin vermiş olduğu 177 yazılı soru önergesine yanıt dahi vermedi. İşini çok ciddi yapan bu Milli Eğitim Bakanımız 2017 yılı bütçe konuşmasında göğsünü kabarta kabarta TEOG sistemine devam edileceğini, çünkü halktan çok olumlu tepkiler aldığını anlatmıştı. Bu konuşmadan çok değil, yaklaşık bir yıl sonra işini çok ciddi yapan Milli Eğitim Bakanımız reform yapıyoruz diyerek eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemi adında yepyeni bir sistem açıkladı. Bu sistemle eğitimde fırsat eşitliğinin önü tıkandı. Aileler eğitim göçüne zorlandı. Öyle ki emlak ilanlarına Fen Lisesi yanı, Anadolu Lisesi yanı gibi özendirici kısım eklendi. Bakanın kendi ağzıyla itiraf ettiği nitelikli ve niteliksiz okul ayrımı nedeniyle öğrencilerin sınavla alınan az sayıdaki okullara girebilmeleri için etüt merkezleri daha cazip hale getirilmiş oldu. Peki AKP'nin eğitim sisteminde bu kadar değişikliğe gitmesinin altında hangi gerçek yatıyor? Temel gerçek, AKP zihniyetine bağlı insan yetiştirerek iktidarını devam ettirme çabasıdır. Bu düşünceyi de en iyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde Taner Yıldız açıklamıştı. Eğitim seviyesi arttıkça AKP'nin hitap ettiği alanın daha da daraldığını görebiliyoruz. Anketler de bunu bize söylüyor diyerek özetlemişti. Bu nedenledir ki AKP iktidarında görev yapan 6 Milli Eğitim Bakanlığı'nın çoğunluğu çağdaş, bilimsel ve layık bir eğitim anlayışından uzaktı. Bu nedenledir ki hazırladıkları müfredatta son dönemde sözüm ona sahip çıkmaya çalıştıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve fikirleri azaltıldı, hatta bazı derslerden tamamen çıkartıldı. Bu nedenledir ki son 15 yılda liselere geçiş için 5 farklı sistem getirildi. Bu nedenledir ki yeni getirdikleri yüksek öğretim kurulları sınavında son bir ayda 3 kez değişikliğe gidildi. Değerli basın mensupları, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA'nın verilerine göre Türkiye bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı. Eğitim değerlendirme testinde 72 ülke arasında 50. sırada yer aldı. Bilimsellikten, çağdaş yaşamdan, dünya standartlarından, laiklikten uzak, ne olduğu belli olmayan karmaşık bir eğitim sistemi kurarsanız bu sonuçlar da tokat gibi yüzünüze çarpar. PISA direktörü Andreas Schleyer'in "Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamadı" sözü ülkemiz adına utanç vericidir. Bu utanç da AKP iktidarına aittir. Hiç kimsenin kendi çıkarları uğruna milyonlarca öğrenciyi ileride heba ederek ülkenin kalkınması ve gelişmesini engelleyici bir eğitim sistemini oluşturmaya hakkı yoktur. Bu eleştirilerinizi biliyoruz. Peki ne yapılmalı diye soruyorsanız anlatalım. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için eğitim milli bir mesele olarak siyaset dışına çıkartılmalı ve liyakat esas olmalı. Bilime dayanan, geliştirici, araştırıcı, sorgulayıcı, değerlerine sahip çıkan bir müfredat yalnızca yandaşların katılımıyla değil, tüm tarafların katılımıyla hazırlanmalı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her ilde öğrencilerin yeteneklerine göre yetiştirilebileceği fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, meslek ve spor liseleri gibi yeterli sayıda okullar açılmalı. PISA değerlendirmelerinde en kötü sonuçları alan İmam Hatip okullarıyla özel ilgilenilmeli. Burada Arapça ve İngilizce eğitimi dışında Tevrat'ı İbranice'den, İncil'i Latince'den okuyabilen ve tartışabilen nitelikli din adamı eğitimine önem verilerek kalite arttırılmalıdır. FETÖ'nün Türk eğitim sistemine bulaştırdığı bir virüs olan
hem imam olsun hem savcı olsun. Hem imam olsun hem hakim olsun. Hem imam olsun hem vali olsun. Hem imam olsun hem paşa olsun anlayışından vazgeçilmelidir. İmam ise adam gibi nitelikli imam olsun, işini yapsın. Vali ise adam gibi vali olsun. Hem imam hem paşa olanların 15 Temmuz'da neler yaptığını hep beraber gördük. Buradan dersimizi alarak gereğini mutlaka yapmalıyız. Sınav olmalı öğrenciler için. Ancak öğrencilerin neyi bilip bilmediklerinden çok neyi yapabileceğinin ölçülebileceği bir sınav olmalı. Sınavda eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilere yönelik sorular olmalı. Orta öğretime geçiş için yapılacak sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere istedikleri okullara geçmeleri için 2 ay aralıklarla EYDS'de olduğu gibi belirli merkezlerde sınava girme hakkı verilmeli. ÖSYM tekrar ve acilen herkes tarafından güvenilir bir kurum kimliğine büründürülmeli. Teknoloji çağının gereği ilkokuldan başlamak üzere internet okuryazarlığı zorunlu ders olmalı. Her ne kadar okulların sayısı ve fiziki şartları en mükemmel yapıya kavuştu denilse de öğrenciye dokunan, anlayan, yön verebilen, dünyadaki gelişmeleri okuyabilen ve bunları öğrencilere en iyi şekilde aktarabilen kaliteli ve nitelikli bir öğretmen kadrosu sağlanmalı. Eğitim fakülteleri 6 yıla çıkartılmalı. Eğitim fakülteleri aynı tıp fakülteleri gibi yüksek lisans yaptırarak mezun vermeli. Her öğretmenimizin imkanlarına göre bulunduğu bölgedeki üniversitelerde ya da uzaktan eğitimle alanları konusunda yüksek lisans ve doktora yapmaları sağlanmalı, teşvik edilmeli, özendirilmeli. Atama bekleyen öğretmenler bulundukları illerde bulunan eğitim fakültelerine burslu yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak alınmalı ve doktora sonrası öğretmen olarak ataması yapılmalı. Ve bundan sonra eğitim fakültelerine alınacak olan kontenjanlar ise yapılan bir planlama çerçevesinde ülkenin ihtiyacına göre belirlenmeli. Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim fakülteleri arasındaki işbirliği artırılmalı. 72 eğitim fakültesi kendi sınırları içerisinde bulunan okullarda verilen eğitimin kalite denetiminden sorumlu olmalı ve araştırma uygulama okulları kurabilmeli. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımına son verilerek tüm öğretmenlerimizin kadrolu olması, Cumhuriyetimizin ilk dönemindeki saygınlığı kazandırılarak statülerinin arttırılması sağlanmalı. Ülkesi adına hayal kurmayı, ülkesi adına buluş yapmayı, teknoloji geliştirmeyi, patent ve inovasyonu amaç edinmiş ve ben ülkem için ne yapabilirim diyen idealist bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediğimiz günlerde görüşmek dileğiyle hepinize teşekkür ederim. Farklı konuda sorumuz olabilir mi acaba? Tabii. İbrahim Kalın. Ahmet Kaya'nın mezarı ziyaret etmesi nasıl yorumlar? Tabii olayın özüne bakmak lazım. Kendisi kişisel olarak mı ziyaret etmiştir? Yani kendisi de bir saz çalan birisi aynı zamanda. O amaçla mı ziyaret etmiştir? Yoksa Cumhurbaşkanlığı sözcüsü sıfatıyla mı ziyaret etmiştir? Bunu bilmek lazım. Buna göre değerlendirmek lazım. Gerekli açıklamaları Sayın Rektör yapıyor. Onun dışında yani durumu biliyorsunuz. Onlara ilave edilecek herhangi bir şey yok. Durumu gayet iyi. Kendisine gazete okunuyor. Gündemi takip ediyor. Müzik dinliyor. İşte gerekli egzersizleri yaptırıyorlar. Durumu günden güne daha iyi. Konuşabiliyor. Konuşabiliyor. Peki çok teşekkür ederim.